arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben uzun zaman önce haftanın sanatçısı videoları ve yazıları yazmaya çalışıyorum. Aslında siz şu anda anlatacağım sanatçıyla tanıştınız blogumda. Fakat bir türlü yüz yüze tanışamamıştık. Ben kendisini Instagram sayfasında takip ediyordum. Sonrasında Facebook sayfasında takip ettim. Ve onun yazılarını yazmak istedim. Şimdi şöyle göstereyim isterseniz size, anlayacaksınız. Ve Violeta Doz bebekleri. Bunlar bez bebek. Tuğba Hanım yapıyor bunları. Eğitmenimiz Tuğba Hanım yapıyor. Kendisi hiç konuşmamıştım aslında öncesinde. Bir blog yazısı yazmıştım. O da çok şaşırmıştı sağ olsun. Sonrasında beni de davet etmişti. Şimdi biz böyle küçük bebekler yaptık. Bu benimkisi. Bunlar Tuba'nın önceden yaptıkları. Ve bunlar da arkadaki büyük bebekler. Zaten videoda da göreceksiniz. Onları size tek tek anlatacağım. Büyük şans meleği. Yani yapım tekniği benziyor ama bunda biraz daha dikiş devreye giriyor vesaire. Bu klasik violetta. Hani eli ayağı olanlara klasik violetta diyorum. Ay çok güzel. Bir de bir tane daha var. Onu göstereceğim şimdi. O da burada asılı. Şimdi elinizdekinin ismini. Bu da klasik violetta. Yani kolu bacağı olanların hepsi klasik violetta. Ama tabii kendi aralarında bu mesela prenses violetta. Bu siyah kuğu. Şuradaki. Bu beyaz fisto. Beyaz fistoyu da alabilir misiniz elinize? Ben de alayım bunu. Allah'ım çok tatlı. Allah'ım. Bunların hepsinde dantel kullanıyorsunuz değil mi? Yani en azından ben çekerken videoya bileyim ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Tamam. Herkesin bilebileceği şeyler tabii. Bu kumaş kullanıyorum. Genelde pamuklu kumaş kullanıyorum. Fistolarında bazen pamuklu, bazen bu tip sentetik. Mesela şunun eteği sırf tül. Herkes fotoğrafını çekiyor tabii haliyle. Hepsi çok güzeller. Ben de gitmeden önce hepsiyle bir çekileceğim. Evet, bebeklerimiz burada dursun. Biz devam edelim. Bizim de bugün yaptığımız melekler. Bunlar. Ve diğer melek ablalarının yanında. Ve eğitmenimiz Tuğba Hanım. Ve bugün tanıştığım iki kursiyer arkadaşımız. Bunlar bebeklerimiz ve bebeklerimiz bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi asıl Violetta Doz'un mimarı Tuğba Hanım burada. Bize çok güzel bir workshop hazırladı. Çok güzel bir eğitimdi. Şimdi ondan Violetta Doz'un hikayesini dinlemek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederiz öncelikle bugün için, her şey ben için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için.
Benim Violetta Dolls hikayem aslında küçüklüğümden beri oyuncak bebeklere olan tutkumla başladı. Ben 2 yaşındayken bana ne hediye alayım diye sorduklarında oyuncak bebek diyordum. 12 yaşıma geldim hala oyuncak bebek diyordum. 20 yaşımda arkadaşlarım bana ne doğum günü hediyesi alsam diye düşünürken bana Barbie alabilirsiniz diyordum mesela hala yani. Çünkü koleksiyon yapıyordum. Sonrasında ben gene yaklaşık 20 yaşımda özel bir atölyede heykel dersi almaya başladım. Bu tip el yapımı işlere zaten merakım hep vardı. Bu özel atölyede 4 sene boyunca eğitim aldım. İyi bir üniversitenin bölüm başkanından aldım derslerimi. Sonrasında arkadaşlarımızla birlikte ayrı bir atölye tuttuk ve ben orada senelerce heykel yaptım. Şu an yaklaşık 12 sene oldu yani ben heykele başlayalı. Sonra ben Anadolu yakasında oturuyordum bu sırada. Evlenmemle birlikte Avrupa yakasına taşındım ve atölyemden uzaklaşmış oldum arkadaşlarımla tuttuğum atölyeden. Gidip geliyordum ama aynı sıklıkta değildi vesaire. Evde ne yapabilirim? Çünkü heykel evde yapılamayan bir şey. Evde ne yapabilirim diye düşündükçe bu bebekleri yapmaya başladım. Bunların daha öncesi de vardı aslında. Ben bunları 5 senedir yapıyorum ama heykel varken bunlara yoğunlaşmamıştım hiçbir zaman. Avrupa yakasında oturmamla birlikte evde yapacağım bir uğraş aradığım için bunlara yoğunlaştım. Ben kendi kendime yapıyordum ilk başta. Yani etrafım biliyordu, işte çok yakınlarım istiyordu vesaire. Fakat sosyal medyayla birlikte bu bir ivme kazandı ve insanlar hem bebeklerden sipariş vermek istediler hem derslere gelip bunları öğrenmek istediler. Böylelikle Violetta Dolls markam doğmuş oldu. En çok tabii Instagram ve Facebook sayesinde büyüdü. Violetta Dolls ismiyle zaten her ikisinde de profillerimi bulabilirsiniz. Benim de tuttuğum bebek Violetta Dolls beyaz fisto bebek dediğim bir tür. Bu kolu bacağı olanları aslında genel olarak klasik Violetta diyorum. Ve bunların eğitimini 2 günde yaklaşık toplam 10 saat süren bir özel dersle veriyorum. Birebir ders oluyor. Yapımını dikiş makinesindeki ve el yapımı olan her şeyini öğrenmiş oluyorsunuz bebeğin. Yine klasik Violetta dediğimiz, bu da mesela siyah kuğu. Bu çok güzel. Yani kısacası kolu bacağı olan hepsine klasik Violetta diyorum. Kendi içlerinde modellerine göre ayrılıyorlar işte siyah kuğu, beyaz fisto vesaire gibi. Bu siyah kuğu. Aynen bu siyah kuğu. Burada evet bir de şaşkın Violetta var. Gene klasik Violetta'lardan olan. Şu an elimde hazır bulunanlardan gösterebiliyorum. Bu benim en beğendiklerimden. Evet. Elimde hazır çok bebek bulunduramıyorum. Genelde sipariş üzerine yaptığım için. Ama tesadüf bugün biraz var. Bu da mesela Prenses Violetta. Allah. Bu şu an gösterdiklerimin hepsi klasik oluyor. Bunun dışında gene eğitimini verdiğim böyle bir tip dostluk meleğimiz var. Bu isimleri tabii ben veriyorum. Hani burada elinde kalbi var vesaire. Dostluğun kalbi olarak düşünüyorum bunu. Bu dostluk meleği bunu da bir günlük gene özel derse eğitim olarak veriyorum. Bu derse yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Bir de gene tek günlük. Gene aynı süre 3-4 saatte verdiğim eğitimine büyük şans meleği var. Mesela bugün yaptıklarımız bugün küçük şans meleğiydi. Şans meleği. Bunlar dikiş makinesi gerektirmiyor. Bununla bunun farkı büyük şans meleğinin biraz dikiş makinesinde yapılan detaylarının olması. Tabii hani kafası daha büyük, biraz daha uğraştırıcı vesaire. Bugün yaptıklarımızı da workshoplar yani grup dersler halinde öğretiyorum. 5 kişiye kadar alabiliyorum derse. Bu da 2 saat sürüyor ve 2 saatin sonunda bunu yapmış oluyorsunuz. İstediğimiz malzemeyi kullanıyoruz. Bu dantelleri değiştirebiliyoruz. Kumaşları öyle. Çeşit çeşit yapıyoruz bebeklerden.